12 Eylül darbesinde rahmetli Tabip Albay Selahattin Ereren, Kemal Vehbi Gül'ün görevden alınmasıyla Samsun Belediye Başkanlığı'na getirilmişti. Ordu'da ise dün hakkın rahmetine kavuşan emekli Albay Halit Kahraman, Belediye Başkanlığı'na atanmıştı. Selahattin abi, Samsun'da herkesin sevip saydığı saygın bir isimdi. 13 Eylül 1980'den 25 Mart 1984'e kadar Samsun Belediye Başkanlığı yapan Ereren, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve şehrin ileri gelenleriyle uyum içinde çalıştığı için Devlet Başkanı Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerini rahatsız eden bir durumla karşılaşmamıştı. Ancak Ordu Belediye Başkanı emekli Albay Halit Kahraman, şehri ortaya koyduğu ilginç kurallarla adeta bir nizamiyeye çevirmişti. Dürüst bir insandı. Kendi ailesinden birinin parasını ödemediği için suyunu kesmişti. Belediye personeli disiplin içindeydi. Esnafa öğle tatil yaptıracak kadar da ileri gitti uygulamaları vardı. Ne var ki tüm bunların yanında sahillerin işgalini engellediği gibi 19 Eylül meydanını kapatan ucube yapıdan da şehri o kurtarmıştı. Samsun'da böyle yapı çok. Kaçak yapılaşmanın sıkıntılı olduğu heyelanlı bölgeler var. Normal düzende bu yapıları yıkmak için siyasi iradenin bile gücü yetmiyor. Para lazım, yargı kararı gerek, bir sürü prosedür. Hitler Almanya'sında yapılan o görkemli otoyolları ya da Moskova'daki ihtişamlı metroyu inşa etmek bu zamanda mümkün müydü? Demokrasinin olmadığı o dönemlerde şehirlerin yapısal çarpıklıklardan kurtulması için büyük bir fırsat varmış. Keşke hem Ereren hem de Kahraman güç odaklarının yaptım oldu diye diktikleri o ucube yapıları daha çok yerle bir edebilseymiş. Bugün belediye başkanlarının yaşadıkları yıkım sıkıntılarını gördükçe böyle bir düşünceye kapıldım. İkisi de sevdiğim insanlar olan Ereren ve Kahraman'a Allah'tan rahmet diliyorum.